Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran ayı yorumlarına hoş geldiniz. Güçlü bir Haziran ayı. Üstelik güneş burcunuzda 21 Haziran'a kadar. Bir de 10 Haziran'da sizin burcunuzda bir güneş tutulması var. Bazı konularda fırsatlar gelecek hayatınıza. Kadersel değişimler yaşayacaksınız. İlk 10 derecesinde bir gezegeniniz veya yükseleniniz var 8'ler burcunda. Bir de ikizler burcunun ilk 10 gününde doğmuşsanız eğer, hayatınızda değiştiremediğiniz, değişmesini istediğiniz konularda değişimler olabileceğini söyleyebilirim. Zaten kadersel değişimler olacaktır. Şimdi ay boyunca güneş burcunuzda 21 Haziran'a kadar, 23 Haziran'a kadar Merkür ikizler burcundaki retrosunu sürdürecek. 23 Haziran'da retrosu bitiyor. Özellikle bu sürece kadar ilişkileriniz, özel hayatınız, hayatınızda düzenlemek istediğiniz, düzene sokmak istediğiniz maddi kaynaklarınız, ilişkileriniz olabilir. Bilhassa ilişkilerle ilgili konularda bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bazı bitişler yaşayabilirsiniz. Tutulmalar genellikle bitişler getirebilir. Tam ikizler hayatında olduğu için hayatınızda yeni başlangıçlar için bazı durumların bitmesi, bazı olaylar ve kişilerin de hayatınızdan ayrılması gerekiyor. Böyle ayrılıkları da yaşanabileceği bir ay sizi bekliyor. Evet, 2 Haziran'da güzel bir gezegen hareketi var. Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Maddi anlamda sizi destekleyecek 26 Haziran'a kadar. Hem güzellik, estetik konularında, aynı zamanda tabii Venüs aşk ve ilişkilerle birlikte parayı da temsil ettiği için bu alanda biraz da kariyerinize de güzel bir dokunuşu var orada. Statüyle ilgili konularda da destek verecek. Hatta belki de bazı terfi olabilir, zam olabilir. Mesela çalışıyorsanız gelirinizde de bir artış söz konusu olacağını söyleyebilirim. 24 Haziran'da ise Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Tabii bu dolunay 8. ev alanınızda. Mesela ödeme güçlüğü olabilir. Kredi, bankalarla ilgili konular, miras gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bazı somut sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ki bilhassa ben bunu şöyle değerlendirmek istiyorum. Tabii Mars, o yani yakın çevre ilişkileriyle ilgili bir para durumu olacağını düşünüyorum. Kardeş, kuzen gibi hani bir alacak verecek durumları olabilir burada. Ve 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Ay boyunca da 3. evinize seyahat edecek. Tabii Mars Aslan Burcu'nda elbette ki İkizler Burcu'ndan ise destek oluyor. İlişki dinamiklerinize güç katacak. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek ve hareketlendirecektir ay boyunca. Sevgili İkizler, ay sizin ayınız. İkizler Burcu ayı. Her şey İkizler Burcu'nda. Üstelik bir de güneş tutulmamız var. Belki de İkizler Burcu için en önemli yıl aslında ikizler için olduğunu söyleyebilirim. Hem bazı hedeflerinize ulaşacaksınız. Bu ayla birlikte bunlar gündeme gelecektir. Ve de bazı şeylerden de vazgeçmeniz, kurtulmanız, bırakmanız, terk etmeniz gerekiyorsa bunlardan da uzaklaşacak ve arınacaksınız. Sevgili ikizler, aslında güzel bir ay bence. Çünkü tutulmalar yani 13 yılda bir böyle denk gelir ve bunlar bazı fırsatlar getirir hayatımıza. Bu fırsatları da umarım güzel değerlendirebiliriz. İyi bir ay diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı, beğendiyseniz de beğenmediyseniz de lütfen fikrinizi ya da bir like'ınızı bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.